rakip olabileceğini şampiyonluk yarışında düşünmüyorum ama pekala nasıl ki Abdullah Avcılı Trabzonspor yapmıştı. Gayet ikincilik için bir ara iddialı konuma geldi. İşte Bakasetas, Berat takımı monte edildi. Sonraki sene en rahat şampiyonlaşmış takım olmuştu. Beşiktaş'ta bakarsak Şenol Hoca uzun vadeli düşünmek zorunda. Peki Trabzonspor'la devam edelim. Trabzonspor da bugün saat 19'da Crystal Palace'la bir hazırlık maçı oynayacak. Karşılaşma A-Spor'dan canlı olarak sizinle buluşacak. Bunun hatırlatmasını yapmış olalım. Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı da açıklamalarda bulundu. Sık sık basın mensuplarıyla bir araya geliyor Antalya kampında. Fenerbahçe maçıyla bir çıkış yakalamak istediklerini söyledi. Şampiyonluk yarışının hep içinde kalacaklarını ifade etti. Dönüşü, bu hazırlık sürecinin dönüşü Fenerbahçe için, Trabzonspor için zorlu bir karşılaşma her iki takım için de Selahattin Kılıç. Eve 2 gün açıklamalarından bahsediyor. Yeni bir açıklaması olduysa ben kaçırmışım. Evet. Yani Fenerbahçe'ye karşı içeride kaybederse şampiyonluk yarışının içinde olması zor Trabzonspor'un. Yani söylemde olabilirsin tabii. Sonuçta 3 puanlı sistem. Rakibin 3 maç üst üste kaybedersen kazanırsın. Ama şu an Trabzonspor'un bir tane rakibi, 2 tane rakibi var şampiyonlukta. İkisini birden yakalamak bana göre zor görünüyor. Bizim Abdullah Avcı'dan beklentimiz, hem futbol sever olarak hem Trabzon'u yaşayıp yaşatan kişiler olarak Trabzonspor'un kendi ruhuna uygun bir oyunu, aynı zamanda hani ruhuna uygun derken Harala göreli ailecek hücum anlamında söylemiyoruz bunu. Ama genellikle Trabzonspor kanatlardan hücum eden oyunu, rakibin birinci bölgesinde oynayan bir futbol takımı kimliği vardır. Abdullah Avcı Trabzonspor'u son şampiyonluğu yaşarken bu kimliğinden biraz uzak kaldı. Ama o sezon çok özel bir sezondu. O anlamda Abdullah Avcı eleştirileri yersizdir. Çünkü şampiyonluk oyunu için buna ihtiyacımız var demişti. Ve haklı çıktı hoca. Sonuçta kendisi de şampiyon teknik direktörler arasında ismini yazdırdı. Ama sonrasındaki kamuoyunun futbol sever, kamuoyunun beklentisi doğrultusunda Trabzonspor'u bir evrilme çabası görüyoruz hocada. Onun sancılarını yaşıyor Trabzonspor. Ve fakat bu sancıları yaşarken de şunu hiç aklımızdan çıkarmıyoruz. Transfer edilen bütün oyuncular hocanın istediği oyuncular. Demek ki hocanın kafasında bir oyun şablonu var. Ve sürekli vurgusunu yaptığı Kasım ayı beklentisi, işte çalışma koşulları, işte 4-5 hafta bir arada çalışabilme imkanı olana, Abdullah Avcı'nın da kafasındakilerini sahaya taşıma noktasında bir fırsat veriyor. Son Hull deniyor sanırım. Salon şehri gibi bir şey mi yani? Neyse, Hull Chicago Bulls'un hep bunu böyle diye okuyasım evet. Geliyor ama Hull. Ya ben biraz da orijinalini söyleyeyim. HC takımıyla yaptığı hazırlık maçında Trabzonspor ön alan baskısı konusunda biraz merhale aldığını gösterdi yani. İyi şeyler yaptı. Oyunun bazı bölümlerinde ikinci yarı hiç saymıyoruz zaten. Oyunun bazı bölümlerinde iyi şeyler de, iyi işaretler de verdi. Özellikle sol bekte ilk kez hocanın denediği fakat U19'lar lig turnuvası vardı. Orada Trabzon şampiyon oldu. O zamandan beri herkesin gördüğü sol bek Arif boşluğu hoca denedi. Çok da iyi randıman aldı. Bilmiyorum bugün hoca onu yine Crystal Palace gibi bir Premier Lig takım karşısında dener mi? Ama denerse herkesin mutlu olacağını söyleyeyim. Hocaya kimse demez. Eren varken niye Arif'le başladın diye. Deneyecektir hoca bazı genç oyuncular. İşte onların içinde biri de Arif'tir. Eğer onlardan birini takıma kazandırabilirse ve Trabzonspor Fenerbahçe maçına iyi oyunuyla kazanan bir takım olarak 90 dakikanın sonunda Türk futbol kamuoyuna kendini kabul ettirebilirse Trabzonspor bu sene de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olacaktır. Ama içerideki maçı iyi oyunla kazanma şartı var bunun için. Ha, Trabzonspor çok iyi oynar. Futbol bu. Hep daha önce de birçok kez örneği olmuştur Trabzon-Fenerbahçe maçlarında yani. Zaten her alanda, her takımın böyle hikayeleri vardır. İyi oynar Trabzonspor. Şanssız bir gol yer. Maçı kaybeder, kaybedebilir. Futboldur bu. O zaman da Trabzonspor için ileriye dönük umutlar devam eder. Benim 2022-23'te Abdullah Avcı'dan beklentim zaten hep Avrupa makasında bir hikaye yazması hocanın.
Kızıl Yıldız ve Monaco maçlarında bunun işaretlerini verdi. İç sahadaki Kızıl Yıldız ve Monaco maçlarında. Trabzonspor Konfederasyon Kupası'nda, Konferans Ligi'nde neyse işte. Bir çeyrek final görürse, hatta işte biraz daha abartılır, file olsun. Yarı final görürse benim için Abdullah Avcı için bu sezon kazanılmış sezonlardan biri olarak kayda geçecektir. Ama lig şampiyonluğu için dediğim gibi birinci şartı Trabzonspor'un iyi bir oyunla Fenerbahçe karşısında ikinci bölüme %61'i kalmış ligin. %39'u bitmiş. %61'lik bölüme 61'in damgasını vurarak başlayabilirse Trabzonspor iyi bir oyunla şampiyonluk adayı olabilir. Şampiyon demiyoruz. Ama onun dışında çok zayıf görüyorum Trabzonspor'un ligdeki şampiyonluk ihtiyacını, şansını. O yüzden bütün enerjisini şehir ve takım asıl arena olan Avrupa arenasında göstermesi gerektiğini düşünüyorum ben. Çünkü Türk futbolu tıkanma noktasına gelmiş ve tıkanmıştır. Şimdi Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin bu transferlerinin asıl nedeni de bu tıkanma aslında. Mali yönden iflaslar ilan edilmemiş şekilde yaşanıyor. Çıkış yolu 2 sene önce, bir sene önce Galatasaray denedi olmadı. Bu sene Beşiktaş denedi olmadı. Fakat biz yine yani genç adamlarla, az bütçeli transferlerle, altyapıdan oyuncu destekleriyle yeni bir yol, yeni bir hikaye yazmak zorunda Türk futbolu. Trabzonspor bunun için şu an en avantajlı, psikolojik olarak da en rahat takım aslında. Yani enerjisini buna harcamalı. Arif boşluğu kazanmaya çalışmalı. Hemen Mehmet'e de sorayım. Trabzonspor'da hem bu hazırlık maçları hem Abdullah Avcı'nın açıklamaları, dönüşü Fenerbahçe dev maçı, senin yorumun ne olur? Yani bir maça çok takılmamak gerek ama önemli maç olacak. Çünkü sonuçta artık Galatasaray da net şekilde potaya girdi. Yani Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi yenememesi otomatikman Galatasaray'la da arasındaki mesafenin artmasına puan olarak sebep olabilir. Bir değil iki takımla da birden baş etmek kolay olmaz ki. Daha biz Başakşehir'i konuşmuyoruz son maç kaybetti diye. Başakşehir de işin içine girebilir. Yani girmemesi için bir sebep yok bakarsak. Konya, Adana, Demir hepsi girebilir. Net şekilde oyun olarak Monaco maçı 4-0'lık o bir kırılma oldu olumlu anlamda. Çünkü işler istenilen düzeyde değildi. Ama tabii Abdul Hoca da ne yaptı? Biraz geçen sezondan kopya çekti. Siopis Hamşik ikilisi, önlerinde Bakasetas. Trezeguet zaten toparladı. İyi başlamıştı ama kolaydı Vakeme gibi bir fenomen oyuncunun ardından oynamak. Burada sıkıntı Visca'nın boşluğu da olmadı. Orada Hoca Canini'yi, Abdülkadir'i zaman zaman Yusuf'u kullandı. Olmadığın için sol bek, sağ bekler. Yani çok değişti Trabzonspor. Burada da biraz zorunlu değişiklikler de oldu sakatlıklara bağlı. Dorukhan'ın kaybı da bence büyük kayıp. Etkiledi Trabzonspor'u olumsuz. Yeni bir oyun inşa etmeye çalışıyor. O yüzden de zaman istemişti. Şu anki teknik adamlara baktığımda da o zamanı en fazla hak edin isim Trabzonspor'da yaptıkları Abdullah Avcı, ama şu can sıkıcı tabii Selahattin abi, düşündüğüm zaman geçen sezon o şampiyon elde edildiği süreçte de futbol olarak biraz düşüş başlamıştı. İster istemez o süreç çok uzun olduğu için biraz keyifler kaçtı.